İnsan ve Anlam. Merhaba TRT Radyo 1 dinleyicileri, Bir İnsan ve Anlam programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bu haftada programımızda önemli bir kavramı, çok duyduğumuz ama belki yanlış kullandığımız bir kavramı konuşacağız. Bu haftaki kavramımız lobi ve lobicilik. Lobi deyince ne aklımıza gelmeli? Ne gibi lobiler var? Ülkemizde, dünyada, siyaseti, spor dünyasını veya değişik ortamları etkileyen lobiler var. Bunları konuşacağız. Bunları konuşmak için de çok değerli bir konuğum var. Kendisi Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taceddin Kutay. Taceddin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Can Hocam, hürmetler. Teşekkür ederim hocam. Kısa bir soruyla hemen girelim istiyorum. Lobi deyince ne anlamalıyız hocam? Efendim lobi deyince malumunuz en genel tanım hükümetlerin ve devletlerin ve aslında sadece hükümetlerin ve devletlerin değil bir yerde kanun yapıcının fakat aynı zamanda belli büyük kurum ve kuruluşların yani sadece hükümetler üstü supranasyonal kurum ve kuruluşların kararlarını yani Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin bunun gibi sair şeylerin karar mekanizmalarını etkileyecek faaliyetlere verilen isim ediyoruz biz lobicilik. Bu süreç esnasında profesyonel olarak yürütülen bir nevi çalışma, bir sağ propagandası faaliyetidir. Ve bunu anlıyoruz. Çok kısa, vazif bu şekilde söyleyebiliriz. Peki hocam, dünyada ilk akla gelen lobiler deyince hangilerini sayabilirsiniz? Ya da bunları saymak vallahi mümkün mü? Vallahi sevgili Can Hocam, bu bir ihtisas sorusu aslında. Ben lobicilik üzerine çalışmadım hiç. Elbette lobilerle ilgili, yani siyaset bilimi tahsilinde, uluslararası ilişkiler tahsilinde bir takım şeyler gördüm. Fakat ben lobi kuruluşları hangileridir, bunlar hangi alanda ihtisas sahibidir bilmem. Bu alanları çalışanlar vardır. Fakat bildiğimiz hadise şudur. Lobinin karşımıza en fazla çıktığı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Oranın siyasal sistemi buna çok uygundur. Bunu bilirim. Fakat bu kuruluşlar hangileridir ve hangi ihtisasla çalışır maalesef ben söyleyemem sevgili dinleyenlerimize. Bir bilenden öğrenmelerine salık veririm. Peki hocam, bu tavsiye için de teşekkür ederim. Peki bizim kamuoyunda duyduğumuz İşte özellikle uluslararası ilişkilerde veya Türkiye'nin uluslararası sorun yaşadığı konularda Ermeni lobisi diye bir şey duyuyoruz. Rum lobisi, Yahudi lobisi diye bir şeyler duyuyoruz. Bunlar illa ulus adıyla mı yapılması gereken bir faaliyet? Yani Ermeni lobisinin yaptığını belki elbette işte Ermeni milletinin ve Ermeni devletinin diasporası olarak yapıyor olabilirler veya işte Yahudi lobisi Amerika'da İsrail'in faaliyetleri ve İsrail'in menfaatleri için bir şeyler yapıyordur ama mesela bir enerji lobisinden, bir spor lobisinden, teknoloji lobisinden, turizm lobisinden hatta işte son zamanlarda çokça adı geçer olduğu bir LGBT lobisinden bahsetmek mümkün mü? Bunlar nasıl çalışan kuruluşlar ve yapılar olarak nitelendirilebilir? Sevgili hocam, başta en genel tanımda lobiyi çok politik bir yerden tarif ettik. Bu en kaba tanım. Zaten bu alışılagelmiş bir tanım. Bu sebeple sadece politik bir lobicilik faaliyeti olduğu zehabına kapılacaklar olabilir. Maalesef, maalesef değil daha doğrusu. Mal memnuniye söyleyelim ki bu hakikat değildir. Bir ekonomik lobicilik faaliyeti vardır dünyada. Kültürel lobicilik faaliyeti vardır. Etnik lobicilik faaliyeti vardır. Dinsel lobicilik faaliyeti vardır. Hatta sanatsal lobicilik faaliyetleri vardır. Yani bir takım karar mekanizmalarına dediğimiz gibi ekonomik lobicilik derken bazı markaların, bazı ürünlerin piyasaya sürülmesi ve dolaşılması. Şöyle düşünelim yani bundan 70-80 sene evvel eroin üretilen, fabrikalarda üretilen ve satılan bir şeydi. Eroinin yasaklanma süreci var. Şimdi dönüp baktığımızda aslında en az eroin kadar zararlı, en az onun kadar değil belki ama onun gibi zararlı. Onun kadar olmasa bile zararlı. Pek çok ürünün piyasada dolaştığı ve bunların tüketilebilir olduğunu görüyoruz. Bunları tecrüz eden şey kanun. Kanun size diyorsa ki bu tüketilebilir piyasada bir şekilde sürülebilir piyasaya. Burada bu kanunu yapan karar alma mekanizmaları var. İşte bunları etkileyen şey bu lobicilik faaliyetleri büyük oranda. Dünya üzerinde dönüp baktığımızda yasaklanmasına yol açan şey de lobicilik faaliyeti. Burada yani zannediyorsak ki sadece insanoğlunun sıhhatini önemseyen ve
bu sebeple kanun yapan insanlar var, çok naif davranmış olur. Burada ekonomik bir takım yaklaşımlar, tedbirler, kar ve çıkar hesapları vardır. En cümle söylenecek şey şudur. Lobi dediğiniz şeyin temel motivasyonu aslında çıkardır. Politik çıkar, yani bir devletin güç, şiddet çıkarı, bir firmanın ekonomik çıkarı, kültürel grupların kendi çıkarları. Hatta burada bahsettiğiniz mesela LGBT lobisi gibi şeylerin toplumsal dönüşüm ile ilgili taleplerini dile getirdikleri bu faaliyetler yine bir çıkar hesabı üzerine yürüyen bir faaliyettir. Ez cümle lobiciliğin temel motivasyonu çıkardır. Bunu sadece politikaya indirgememek lazım, böyle söylemek isterim. O zaman şöyle de bir örnekle açabiliriz. Mesela Hollywood aslında Amerikan menfaatlerini tüm dünya üzerinde koruyan, olumsuzu olumlu gösteren, olumluyu olumsuz gösteren dev bir sektörel lobi diyebilir miyiz Hollywood sektörüne, sinema sektörüne? Yani indirekt olarak söyleyebiliriz. Endirekt olarak bir peygamber olarak da görebiliriz. Yani bir sahte peygamber olarak da görebiliriz. Bir sekt olarak da görebiliriz. Yani bir heretik bir şey olarak da görebiliriz. Lobi olarak da görebiliriz. Bu işte zaten sıkıntımız biraz da o. Modern dünyada kurumlar arasındaki ayrımlar, yani her kurumun fonksiyonu birbirinden son derece ayrılmıştı. Kesin hatlarla, kalın duvarlarla. Şimdi bu duvarlar inceldi, bu hatlar yok oldu. Bir firmanın, bir kurumun, bir kuruluşun, bir mefhumun aslında icra ettiği vazife bazen çok farklı yerlere evrilmeye başladı. Çok farklı yerlere çekilmeye başladı işte. Yani bakınız, Hollywood bir lobi midir diyorsunuz. Aslında biliyoruz ki lobi ya şirketler tarafından yapılır, lobi şirketleri vardır. Lobi şirketleri ekseriyetle hukuk firmalarıdır. Öyle biliriz. Çünkü karar alma mekanizmaları dediğimiz kurumlar hukuki bir zemin üzerinden bunu yaparlar. Yahut bireysel lobicilik yapılır. Bireysel lobicilik bir kimsenin resmen yahut gayri resmi, gizli olarak, hatta ajanlık faaliyetinde birileriyle görüşmesi, bunlara etki etmesi yahut bunlardan bilgi alarak çeşitli merkezlere bu bilgi aktarması suretinde gerçekleşir. İşte yaşadığımız dönemin ilginç hususiyetlerinden birisidir bu. Ki Hollywood gibi ne olduğu aşağı yukarı belli şeylerin aslında bir nevi lobicilik faaliyeti olarak görünen bir icraî faaliyette bulunması. Bu da ne? Bir film yapıyorsunuz. Bazı kimseleri, bazı merkezleri müspet yahut menfi olarak sunuyorsunuz ve bu çeşitli ülkelerde, çeşitli toplumlarda kamuoyuna ve alasis dediğim en direkt olarak karar alıcı, kanun yapıcı mekanizmalara tesir etmeye başlıyor. Dolayısıyla en direkt bir lobidir. Doğru. Ağzınıza sağlık. Karar alma mekanizmalarını veya işte kanun yapıcıları etkileyen bir faaliyeti var dediniz. Peki bu demokrasiye, ulusal egemenliğe, işte seçilen kişilerin onlara oy verenlere hizmet etmek için onların menfaatleri ve onların iyiliği için kanunlar çıkartmasına engel olduğunu düşünürsek, bu lobicilik eğer kötü kullanılırsa demokrasiye, ulusal egemenliğe, hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğu fikrine çok uymuyor gibi geldi bana. Siz ne dersiniz? Yani şöyle, hile-i şer'iye işte bu, yani en direkt olarak uymuyor da diyebilirsiniz ama uyan tarafları da var. Neticede burada siz milletin aslında talebi olmayan bir şeyi bu faaliyetlerle talep haline getirirseniz ve kamuoyunu buraya sevk ederseniz zaten bakın oradaki sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Birincisi, bir lobi faaliyetiyle eğer parlamentoda bir kanun çıkarma sürecinde siz orada rey verecek senatörlere, milletvekillerine tesir ederseniz ve bunların aslında mesul oldukları seçmenlerinin taleplerinden başka bir şeyi dile getirmelerini sağlarsanız bu, evet, doğru söylüyorsunuz. Demokrasinin ruhuna aykırı bir şeydir. Ancak bildiğimiz ve gördüğümüz şey şudur ki günümüz toplumu, günümüz dünyası bu lobicilik faaliyetlerinin bir başka türlü kamu diplomasisi şeklinde yürüdüğü dönemlere artık tekabül etmeye başladı. Bu da çeşitli vakıf. Bu vakıfların en direkt etki ettikleri kuruluşlar, gruplar, etki birlikleri halinde kamuoyuna tesir etmeye başlıyor ve bunlar yürüttükleri kamu faaliyetiyle, kamusal alanda yürüttükleri faaliyetle, kamu faaliyetiyle düzeltiyorum, propaganda faaliyetiyle insanların bunu talep etmelerini sağlıyorlar. Ve diyorlar ki mesela, yani atıyorum bu bir misal, efendim Galata Köprüsü çevreye zararlıdır, Galata Köprüsü'nü ortadan kaldırın. Galata Köprüsü'nü ortadan kaldırmayacağımızı söylediğimizde büyük bir toplumsal taleple karşılaşabiliyoruz. Halbuki insanlar Galata Köprüsü'nün faydalı yahut zararlı olduğu konusunda bir kanaat
sahip değildi bu propagandaya kadar. Sonra biz Galata Köprüsü'nü bu baskıya, toplumsal baskıya karşı direnemeyerek ortadan kaldırıyoruz. Bir de çıkıyor ki iş Karaköy'den Sirkeci'ye işleyen, bu tabii bir fantastik misal, böyle dinlesinler. Tabii. Motorlar işleten bir şirketin yürüttüğü bir propaganda faaliyetinin neticesiymiş. Adam oradan milyoner oluyor. Bunun gibi şeyler yaşıyoruz. Yani bir yerde falanca firmanın altın çıkarma faaliyeti doğaya zararlıdır dediğinizde ve böyle bir çevrecilik hassasiyeti yarattığınızda sonradan şöyle bir acı hakikatle karşılaşıyoruz ve maalesef demokrasinin ruhuna asıl aykırı olan şey bu oluyor. İnsanlar gerçek olmayan, varlığı hakikat olmayan ve başkalarının ekonomik çıkarına hizmet eden bir takım taleplerle meşbu hale geliyorlar. Bunu yüksek sesle dile getiriyorlar. Bağırıyorlar ve çağırıyorlar. Bu ise bir yerde karar alma mekanizmalarına tesir ediyor. Fakat bu toplumun asıl talebi hiçbir zaman değildi ve bunun arkasındaki maalesef bu kitle, bu kimselerin, yani bu propagandanın arkasındaki kimselerin ekonomik çıkarıydı. İşte sıkıntılı olan şey bu. Yani bunu görüyoruz. Evet, bahsettiğiniz gibi Ermeni lobisi, Rum lobisi, işte Yahudi lobisi gibi şeyler, Amerika'da sık sık karşımıza çıkan şeyler, bunlar karar alma mekanizmalarına tesir ederken şunun farkındayız ki biz Amerikan sokağında bir araştırma yapsanız halkın %5'i bile haritada Erivan'ı gösteremez. Erivan neresidir diye sorsanız cevap veremez, bilmez. Amerikan toplumu Türkiye'yi bilmiyor. Yani gerçekten bu anlamıyla cahil bir toplum. Bu adamın sanki Erivan'la ilgili büyük bir talebi varmış gibi bir karar çıkarmasını sağlarsanız eğer, tabii bu bir suistimal. Lobiciliğin suistimali, evet böyledir. O zaman lobicilik bir suistimal organizasyonu olarak kullanılırsa insanların bu sivil toplum yapılanmalarının da cesaretlerini kıran, yani insanların sivil toplum oluşumları kendi içlerinde organize olsunlar ve devletin bazı yüklerini üzerlerine alsınlar, her şey devletten beklenmesin gibi bir kültür geliştirmeye çalışırsak, ki bu bizim medeniyetimizde vakıf kültürü olarak var. O zaman insanlar, yani bir şekilde yapalım, bir sivil toplum kuruluşu kuralım ama bunu bir kılıf olarak kullanalım kendimiz. Aslında bizim niyetimiz başka, işte çevre diyelim, hayvan diyelim gibisinden, o verdiğiniz o fantastik Galata Köprüsü örneği gibi burada bir işin suistimal edilmesi, insanların iyi niyetlerinin kullanılması da söz konusu. Dediğiniz gibi Erivan'ın yerini bilmeyen, Ermenistan'ın değil Ermenistan'ı, işte Türkiye'nin yerini gösteremeyecek bir Amerikan toplumundan sanki 1915'te bir soykırım yapılmış algısı yaratılıyor ve insanlar bununla ilgili birçok, hatta işte çok popüler, hiçbir şey yapmadığı halde popüler olan insanlar da bu lobicilik faaliyetlerine sosyal medya hesaplarından da destek veriyorlar. Bu anlamda baktığımızda lobicilik illa parayla olacak, arkasında bir sermayenin olduğu bir şey mi, yoksa o dediğiniz farklı lobicilik faaliyeti, işte kültür lobisiyle ön plana çıkartılmış, popüler edilmiş, bir şekilde parlatılmış, takipçisi olan insanlar tarafından da yapılabilecek bir şey mi? Bunun sosyoekonomik tarafı sizce ne kadar ekonomiye dayalı veya maddiyata dayalı? Temel motivasyonun çıkar olduğuna hiç şüphe yok. Yani hiç bir surette burada bir çıkar sağlanması yoksa, böyle büyük bir hahişle, efendim ben sadece çevreci duyarlılığımla böyle bir faaliyet içine giriyorum dendiğinde, doğrusu bu bana da çok inandırıcı gelmiyor. Bir tarafıyla da hılaf-ı hakikat bir şey, hiç şüphe. Diğer taraftan şöyle de bir hakikat var ki bu bazen öyle ölçülerde, öyle büyük ölçeklerde gerçekleştiriliyor ki bunun ekonomisinin bir şekilde yürütülmesi lazım. İşte şu soruyla karşılaşıyoruz. Bu nasıl finanse ediliyor? Bununla ilgili mukni bir cevap alamadığımızda diyoruz ki evet, bu muhtemelen bir ekonomik zemine sahip ve bunun arkasında bir sermayenin olması lazım. Bu bize otomatik olarak bunu dedirtiyor. Çünkü hayat dediğiniz şey ekonomik zemin üzerinden yürüyor. Biz dünyada yaşıyoruz, ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Bir diğeri, ya bizzat önceden finanse edilmiş ya netice itibariyle büyük bir gelir kapısı olacak, büyük bir gelir sağlayacak bir hadise olduğuna da hiç şüphem yok. Sadece, yani şahsi olarak söylüyorum, indi mütalaam bu. Hal böyle olunca bu kuruluşların, yani bu vakıfların, derneklerin, çevrelerin, grupların herhangi bir surette bu işi meccanen yapacaklarına hiç doğrusu inanamam. Bu işin bir ekonomisi var. Bu işin bir ekonomisi var yani. Kimse çoluk çocuğunun rızkından keserek böyle büyük sosyal hareketleri çeviremez. Kanaatim budur sevgili hocam. Peki hocam, lobicilikte süreklilik, devamlılık, sürdürülebilirlik gibi kavramlar da çok kullanılıyor. Lobicilik de bunlar da geçerli midir? Yani diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savunan ve onları
bir lobicilik faaliyetiyle sürdüren kişilerin uzun yıllar bu işleri yapması verim alma açısından daha mı önemlidir? Yoksa bir memuriyet gibi işte 2 sene, 3 senede bir değişen kişiler mi? Çünkü görüyoruz mesela şu anda işte Amerikan başkanı seçilen kişi Biden seneler önce merhum başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in karşısına geçmiş senatör sıfatıyla Türkiye ile olan ilgisini göstermiş. Bu da devletteki devamlılık gibi devletin olumlu ve âli menfaatleri açısından bir devamlılık gerektirir mi sizce? Şöyle, lobicilik dediğim gibi büyük bir ekonomi ve dışarıdan fonlanan bir şey. Yani mesela Amerika'da çeşitli lobi şirketleriyle, çeşitli lobi merkezleriyle çalışıyoruz ve buraya paralar ödüyoruz. Bunlar bizim adımıza bazı şeyleri yürütsün diye ya. Bu ülke ekonomisine bir şekilde dışarıdan gelir sağlıyor. Yani bunun bir surette devam etmesi lazım bu gerçekçiliğin, işte bu inandırıcılığın. Dolayısıyla ben orada sürdürülen şeyin büyük oranda bizi bunun gerçek olduğuna inandırmak olduğuna inanıyorum. Bu benim şahsi inancım ve ben bir komplo teorisyeni de değilim. Ben gerçek hayatta barış kurmaya çalışan biriyimdir. Yani bize gerçekten lobi şirketlerinin çok faydalı oldukları, Amerikan sistemine etki ettiklerini, orada uzun yıllar yaşamış, yani ben Amerika'yı mesela çok fazla bilmem. Fakat bilen, çok iyi bilen dostlarım, orada uzun yıllar yaşamış ve bundan etkilenmiş dostlarım, bir şekilde oradaki yaşam tecrübeleriyle lobi şirketlerinin çok müessir olduklarını ispat etmeye çalışıyorlar bize. Buna ikna etmeye çalışıyorlar. Fakat her şey öyle gözüküyor ki, dediğiniz kadar arada lobi faaliyetlerini yürütün, devlet dediğiniz kurum, yani 2-3 kişinin size yapacağı tazyikatla, propagandayla, gönülşenle faaliyetiyle büyük projelerini dönüştürecek, başka bir yere evirecek değildir. Buna inanamayız. Böyle bir şey olamaz. Bu devlet dediğiniz şey mantığına ve ruhuna aykırı bir şeydir. Yani mümkün değildir. Ve cümle bize bunu inandırmaya çalışanlara ben de şunu diyorum ki, bu lobi faaliyetlerini faydalı bir şey olarak bize gösterenler, buradaki ekonominin sürmesinin için hani tamamen de faydasızlığını ortaya koymayacak kadar işe yarar bir görüntü ortaya koydukları bir piyasa ortaya koyuyorlar. Bu benim şahsi kanaatim. Yani buna inanmayabilirsiniz. Sadece çok fantastik de diyebilirsiniz. Bunu da ayıplamam. Bu sizin yorumunuzdur. Ve lakin benim anladığım ve gördüğüm şey şudur. Özellikle Amerika gibi, Almanya gibi devletler açısından kararlar, yani orta ve uzun vadeli kararlar mukarrer şeylerdir. Ve dönemsel olarak kendi analizleriyle ötelenebilir yahut iptal edilebilir. Buna da bir itirazım yok. Ancak efendim biz zamanında falanca lobi şirketiyle bilmem ne senatörüne 50 tane mektup gönderdik. O da bundan çok tesir altında kaldı. Ve şu öndereyi verdi derseniz, vallahi ben bunu biraz naif buluyorum. Doğrusu hakikatle çok barışık, bağdaşık bir kabul olmadığı kanaatindeyim. Bu kadar. Peki hocam Avrupa'yı bilmedi Amerika'yı bilmediğinizi söylediniz ama uzun sürelerde Avrupa'da kaldınız özellikle Almanya'da ve doktora teziniz de orayla ilgili. Avrupa ile Amerika arasında lobicilik faaliyetleri açısından farklar var mı? Veya kıyas yapacak örnek verebilir misiniz? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Almanya olsun, bunlar genç devletlerdir. Yani Helmut Plessner'in meşhur tespitidir. Almanya devleti, Alman devleti endüstri devriminden daha yaşlı değildir der. Bunlar genç devletlerdir. Bununla birlikte İngiltere ve Fransa gibi ihtiyar devletler de vardır. Bunların gelenekleri daha eski, kurumları daha oturmuştur. Yani genç dediğimiz Alman devleti de 150 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri de işte 200 yaşında bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların kurumlarının oturmuş olduğunun herhangi bir şüphesi yok bizim açımızdan. Fakat bazı yatkınlıklar 100-150 yılda, 200 yılda oluşturulabilen yatkınlıklar değiller. Bu bir avantaja dönüşebilir. Çünkü görüyoruz. Yani bu anlamıyla mesela İngiltere'nin yahut Fransa'nın daha kapalı olduğu alanlarda daha tesir açık, daha etkiye açık, daha sizi dinlemeye alışkın bir kulakla size yaklaşan bir Almanya'nın, bir Amerika'nın olduğu aşikar. Yani onlarla en azından bir takım şeyler siz konuşabilirsiniz. Hal böyle olunca lobicilik faaliyetlerini de direkt etkileyen bir şeydir. Yani direkt olarak siz dersiniz ki, ben falanca şirketin namına burada bir faaliyet yürütüyorum. Bunu
bu şirketin şu varlığına lütfen tahammül ediniz. İşte son günlerde meşhur bir elektrikli araç üreticisinin Berlin yakınlarında kurduğu fabrikanın durumu böyledir. İzliyor izlemişsinizdir. O meşhur Amerikalı elektrikli araba üreten firma dedi ki ben Almanya'da Berlin'de bir fabrika kuracağım. Ve bu fabrikanın yapım süreci çevre örgütleri, bilmem ne bakanlığı, işte falanlar filanlar etki grupları tarafından sürekli sabote edilmekte. Herhalde isim verirsek reklama girmez. Elon Musk'tan bahsediyorum. Evet. Şimdi burada bu karar alma mekanizmalarında bu süreci baltalayan faaliyetlere kimlerin tesir ettiğine dönüp baktığınızda biliyorsunuz çok uzun uzun ispat etmeye de lüzum yok. Dünyada otomotiv sektörünün bir numarası olan bir ülkeden bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri. Biz bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp bu otomotiv üretiminin devi Almanya'ya geleceksiniz, bir fabrika açmak isteyeceksiniz ve bir iç dirençle karşılaşmayacaksınız. Bu ekonomik hakikatlere aykırıdır. Yani gerçekten o kadar da görünmez bir el değildir oradaki. Orada bir ulusal çıkartı gözeten bir akıl, bir zihin vardı. Tabii ki gel yatırımını yap diyecek bir taraftan. Bir taraftan da kendi otomotiv endüstrisini buradan minimum zararla çıkmasını sağlayacak bir düzenleme yapacaktır. Şimdi bu esnekliği sağlayacak şey bu demin söylediğim gibi devletin, devlet kurumlarının yobazlaşmamış olmasıdır. Ancak diğer taraftan mesela Fransa bu anlamıyla daha yobaz bir devlettir. Daha sabit, kesin ve ön yargılı kararları olan bir devlettir. İngiltere böyledir. Bu da devletin yaşıyla alakalı bir şeydir. Yani hiçbir esneklik sağlamaz size. Bu anlamda devletin yaşının lobicilik faaliyetlerine de etki ettiğini göz önünde bulundurmalıyız derim. Şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Sanki lobicilik faaliyetlerine izin verilirse işte Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da bu bir demokrasinin, bir ifade özgürlüğünün göstergesi. Sen benim ülkemde kendi adına, kendi fikirlerini, kendi çıkarlarını savunmak için her şeyi yapabilirsin. Bak ben bu kadar demokratiyim demenin bir yolu da olabilir mi? Çünkü gidip Çin'de bir lobicilik faaliyeti yapılacağını pek ihtimal veremiyorum ben. Ya o bir demokrasi ispatı değildir şahsi kanaatim. Dediğimiz gibi çünkü toplumun bağrından, sinesinden çıkan bir faaliyet değildir bu. Ancak demokrasinin doğal neticelerinden biridir. Yani talep ettiğiniz sistem, ortaya koymak istediğiniz sistem size belli artılarla yahut eksilerle döner. İşte demokrasinin getirdiklerinden birisi de budur. Bir tarafıyla çıkar gruplarının ortaya çıkmasını sağlar ve bunların sisteme etki etmesini sağlar. Ancak demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi de evet herkes kendi çıkarını önceleyebilir, öne çıkabilir. Bu biraz da yani bu neoliberal ekonomilerin bu kadar yükseldiği bir zamanda bunu bu gerçeklikle savaşmanın alemi yoktur. Evet vahşi bir gerçek olarak karşımızdadır ancak bu bir hakikattir. Bununla birlikte gördüğümüz ve bildiğimiz şey şudur. Demokrasinin size sağladığı bu boşlukları siz fırsata çevirerek burada bir paralel ekonomiyi yaratabilirsiniz. İşte lobicilik biraz da böyle bir şeydir. Yani size tesir etmiş insanlara diyorsunuz ki burası demokratik bir ülkedir. Ben sizin adınıza gidip bir yerlerde bir takım faaliyetler yürütürüm. Ve oralardan size bazı bilgileri taşır getiririm ve sizler bunları öğrenirsiniz. Bunlarla karar verirsiniz. Bunun karşılığında da bana para vereceksiniz. İşte bu demokratik olmanın ölçütü değildir. Demokrasi ispatı da değildir. Ancak demokrasinin size sağladığı bir pazardır. Yani bu şöyle bir şeydir. Burası güneşli bir iklimse. Burada tarhana yapabilirsiniz, pestil yapabilirsiniz. Dama serersiniz Doğu Anadolu'daki. Ancak burası yağmurlu bir yerse, işte Karadeniz gibi. Burada fasulye üreteceksiniz, mısır üreteceksiniz, çay üreteceksiniz falan. Fındık. En cümle sisteminiz ve demokratik yani sisteminiz ve politik kültürünüzün ne olduğuna bağlı olarak farklı ekonomik ilişkilerle farklı çıkar ilişkileri. Pragmatik olan insan bu çıkar ilişkilerinin bir tarafında yer alıyor. Yani Mao Zedong zamanında Çin'de yaşayan bir çıkarcının, çıkar heveslisinin
yegane yolu Komünist Parti'ye üye olmak, Çin Komünist Partisi'ne üye olmak ve merkeze yakın bir yerde, mümkün mertebe yakın olup buradan nemalanmaktı. Ancak şimdi sistem değişti. Vahşi bir liberal ekonomi cari şu anda Çin'de. Siz burada farklı çıkarları kovalayabilirsiniz ve bu çıkarları kovalarken farklı etki çalışmaları da yürütebilirsiniz. Bu anlamıyla şunu söyleyebilirim ki Çin'de de lobi faaliyetleri gayet caridir. Fakat daha el yordamıyla, daha acemice, daha taze. Yani dediğim gibi bu politik lobicilikten ziyade ekonomik lobicilikdir. Ve Çin'in içinde olmaktan ziyade Çin namına başka yerlerde bir lobicilik faaliyetinden bahsediyoruz. Hocam Atilla İlhan'ın kendinin de içinden çıktığı Türk aydını ile ilgili bir eleştirisi vardır. Türk aydını dediğimiz kişi Batı'nın manevi ajanıdır diyor Atilla İlhan. Bu anlamda dışarıdan Türkiye üzerine yapılan lobicilik faaliyetlerinin bizim aydınlardaki bir yansıması olarak görebilir miyiz Atilla İlhan'ın bu ithamını ve bu iddiasını? Görebiliriz, elbette görebiliriz. Burada biz bu anlamıyla Batı'ya biraz daha gönüllü olarak adam devşirebileceği, gönüllü devşirebileceği bir sahayı sunmaktayız. Biraz modernleşme sürecimiz bir batılılaşma süreci olarak tezahür etti ve bunu hani batılılaştıkça modernleşeceğimiz, modernleştikçe ileri gideceğimiz şeklinde bir kanaatı bize sundular. Bizi buna ikna ettiler, inandırdılar. Fakat bununla birlikte bir şeyle de muhatap olduk geçtiğimiz yüzyılda, en azından geçtiğimiz yüzyılda burada bir paralel toplum oluştu. Yani kurulan okullar, kurulan mektepler, Mektebi Sultaniye, Mülkiye, Tıbbiye, Askeriye gibi yerlerde yaşayanlar toplumun çeşitli katmanlarıyla ilişki içerisinde insanlar olamadılar. Bunlardan kopuk insanlar oldular ve bunlar terakkiyi batılı bir zihinde aradılar. Yani hatırat okumayı ben çok severim. Eski hatıratlara bakıyoruz. Mesela ilk meclisteki bir milletvekili bir başka milletvekilini tahsis ederken, onu tenkit ederken Fransızca bile bilmiyor diyor. Halbuki İngilizce biliyormuş o da. Fakat Fransızca daha yaygın. Evet, o zaman. Hal böyle olunca burada bir paralel toplum, bir paralel sınıf oluştu. Ve bu ekonomik bazlı bir sınıf değildir bakın. Ve dikey mobilite çok kolaydır. Bu sınıfa girmek çok kolaydır. Bir mektepte okursunuz, bu mektebi bitirirsiniz, sizi bir şekilde devşirir ve içine alırlar. Hangi mektep olduğu mühim değil. Ama oralar, o çevreler o mekteplerin sahibidir. Buradan bir yol bulurlar ve bir paralel sınıfı, bir paralel toplumsal gerçekliği yaratırlar. Bu paralel toplumsal gerçeklikte de bir başka yapılanmayı ortaya koyarlar. Şimdi Türkiye'de Batı namına lobicilik yapmak bu anlamıyla son derece konforludur. Çünkü buraya bazen bilabeder ve gönüllü olarak sırf o sınıfa dahil olduğunu ortaya koymak için dehalet edecek, hizmet edecek kimseler çıkabilir. Bu normaldir. Bu bizim alıştığımız şey yani. Atilla İlhan merhumun da söylediği aşağı yukarı böyle bir şeydir. Bu kimselerin aydın münevver olarak lanse edilmesi de tabii yani böyle bir aydın tanımınız varsa bunlar da aydın sınıfına girerler. Bunu da tenkit etmeyelim. Ve lakin söylenecek şey şudur. Batı namına Türkiye'de bir takım propaganda faaliyetleri yürüten, yahu bakın şu Batılıları da incitmeyelim, Amerika'yı incitmeyelim, uluslararası arenada zor duruma düşmeyelim, işte İngiltere Dışişleri Bakanı da vize kırılmasın, Fransa Hariciye Vekilini güldürmeyelim falan şeklinde bir akım sık sık ortaya çıkıyorsa bu akımın ortaya sebebi 19. yüzyılda başlayan bu paralel sınıftır. Bu paralel sınıfın mensupları maalesef günümüz Türkiye'sinde ve öyle gözüküyor ki yine maalesef yarının Türkiye'sinde her zaman için vatanımızın, milletimizin, devletimizin faydasına olan şeylerin peşinde koşmayacaklar. Bazen rağmına olan şeylerin de peşinde koşacaklardır. Ve koşmaktadırlar da. Yani burada isim vermenin alemi yoktur. Fakat bu bir doğal sürece dönüşmüştür. Gördüğümüz bunun her zaman ekonomik motivasyonla değil, bir sınıfa ait olma motivasyonuyla olduğudur. Bunun
bununla birlikte bu paralel sınıfında kendine ait bir ekonomik gerçekliği vardır. Bir imtiyazlılar topluluğu olarak dans edilmişliği vardır. Bunların farklı bir ekonomik yapıda oldukları da bir hakikattir. Bunu söylemek isterim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Maalesef süremiz bitti. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, TRT Radyo 1 dinleyicileri, Bir İnsan ve Anlamında sonuna geldik. Bugün ele aldığımız konu lobi ve lobicilikti. Konuğumuz Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Taceddin Kutaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine başka bir konu ve başka bir konuyla tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.